tabelamızı testnette oluşturacağız. Ben bunu dersten önce yükleyeceğim. Yüklemeye çalışacağım. Buradan da izleyip yapabilenler olur muhtemelen. Bir bakalım kaç kişi yapıyor. Diğerleri de derste bakabilir. Şimdi bugün ne öğreneceğiz? Kısaca blok zincirle ilgili temel olarak bakacağız. Nedir, ne değildir. Ondan sonra Ethereum araçları, Polkadot ekosistemi ve en son kendi dijital varlığımızı oluşturacağız. Blok zincirle ilgili bilmemiz gereken bir kere merkeziyetsiz olduğu. Tek bir sunucuda değil, birçok yerde veriyi saklıyoruz. Dolayısıyla bir sunucunun verileri manipüle etmesinin önüne geçiyoruz. Buna şey deniliyor, birbirine güvenmeyen tarafların arasındaki güvenilirliği nasıl sağlarız? Yani iki kişi birbirine güvenmiyor, üç kişi, yüz kişi, bin kişi. Bu insanların ortak olarak güveneceği bir sistemi nasıl kurgularız? Bunun çözümü de bir değil binlerce deftere aynı şeyi yazmak ve dolayısıyla defterlerin herhangi birinde yapılacak değişikliğin görmek, o defterde değişiklik yapanı kötü kişi ilan edip sistemden dışarı çıkarmak. TÜBİTAK'ın tanımında da bunları vurgu yapıyor. Ve ne diyor? İşte bu sanal paraların altındaki teknoloji de budur. Ama çeşitlendirilebilir. Ben zaten çeşitlenebilirlik kısmı ile ilgili Web3 ile ilgili derste, ilk derste bahsetmiştim. Şimdi blok zincirle ilgili bilmemiz gereken merkeziyetsiz olduğu, güvenilir olduğu, değiştirilemez olduğu, bunun gibi bazı özellikler eklenebilir ama ilk başta aklımıza gelen bunlar. Ses kontrol edelim. Şimdi bir kavram kontrolü yapıyoruz. Hangisi blok zincir yapısına daha uygun? Bu mu, bu mu? Bu merkezi bir defter. Bakın her şey toplanıyor. En son şuradaki otoriteye güvenilerek buraya gidiyor. Bizim bir otoriteye güvendiğimiz koşul blok zincir değildir. Burada nasıl oluyor? 4 tane farklı defter var. Her birine yazılıyor. Dolayısıyla şu sahtekar olursa bu üçü diyor ki sen sahtekarsın, sistemin dışına çıkıyor. Nasıl sistem çökebilir? En az %51'in sahtekar olması lazım. Yani burada en az 3 kişi sahtekar olması lazım. Milyonlarca düğüm olduğunda bunun sağlanması imkansız oluyor neredeyse. Buna hata toleransı deniliyor. Blok zincir üçlemesi dediğimiz bir şey var. Bu da ilk Vitalik Buterin tarafından gündeme getiriyor. Ethereum'un kurucusu diyor ki bir blok zincirdeki en büyük çıkmaz aynı anda hem ölçeklenebilir hem güvenilir hem de merkeziyetsiz olmasıdır blok zincirin. Bu üçünü aynı anda sağlayamayız. Sağladığını iddia edenler var çeşitli yöntemlerle, alternatifler. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Bu kadar 10 bin tane kripto varlık var. Çok binlerce teknoloji var. Burada asıl sağlanmak istenen ABC'nin aynı anda gerçekleştirilebilmesi. Bir kripto varlık şurada şu noktaya yakındır, diğeri buraya yakındır. Yani birisi merkeziyetsizliği çok ön plana çıkarıyordur, Bitcoin gibi. Ama onun da ölçeklenebilirliği çok düşüktür. Çünkü çok yavaş ilerliyor Bitcoin işlemleri. Birisi de çok hızlıdır ama onun da merkeziyetsizliği sorgulanır. Solana gibi. Solana'nın merkeziyetsizliği sorgulanıyor. Çok hızlı ama arkada merkezi bir yapı olup olmadığı tartışılıyor. Kullandıkları iş ispatı modeliyle. O teknik olduğu için iş ispatlarına burada girmiyoruz. Bitcoin'in kısa tarihi nasıl? 2007'de Satoshi konsept üzerinde çalışmaya başlıyor. Bu konsept üzerinde çalışırken yaklaşık 20 yıllık bir birikimi kullanıyor. Bu birikimde Adam Back, Nick Szabo, Hal Finney bunların hepsinin yazdıkları yazılar, yaptıkları teknik araştırmalar, yayınladıkları makaleler var. İşte burada eliptik eğri imza algoritması, çift ödeme sorunu gibi çeşitli şeyler var. Bir de bunun liberal ekonomiye yakın işte bazı daha finansal yazıları var. Hal Finney özellikle o konuda önemli bir isim. Bunların hepsini derleyip tabiri caizse helvayı yapıyor. 2008 yılında Bitcoin.org'u kaydediyor. Bu kayıt sırasında bir gölgeleme kullandığı için stake'imi kaydettiğini bulamıyoruz. Hatta Bitcoin.com'u da kaydediyor o sırada. Onu araştırmıştım. White Paper'la ilgili de ilk olarak 2008'de White Paper yayınlanıyor. 2009'da bu White Paper ile ilgili olarak Bitcoin.com'u kaydetmiyor. Satoshi@gmx.net'i kullanıyor ama aynı zamanda Satoshi@gmx.com'u da kullanıyor mail olarak. İkisi farklı. Bunun com'unun hikayesi de ayrı. Onu başka zaman inşallah gideriz. White Paper'ı yayınlıyor. Daha sonra ilk transfer gerçekleşiyor. 2010'un başlarında bir pizza satın alınınca bu sefer finansal değeri oluyor.
Finansal değeri olduktan sonra çeşitli şeyler gerçekleşiyor. Mesela borsa hacklenmeleri var, işte Bitcoin ile ilgili yasal sorunlar var, illegal kullanımları var. Bunların hepsi hikayesinde olan şeyler, doğal şeyler. Yani teknoloji önce suç grupları tarafından kullanılır teknolojiler. Bunları yaptıktan sonra ne oluyor? Yavaş yavaş Bitcoin oturmaya başlıyor teknolojik olarak. Bu sırada çatallanmalar var. Yani defteri bir noktaya kadar getiriyorsun. Sonrasında farklı şekillerde bölünüyor. İşte Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision şeklinde defter bir yere kadar aynı geliyor, sonra çatallanıyor. Ethereum niye topa giriyor? Nerede topa giriyor? Bitcoin programlanabilir değil arkadaşlar. Yani Bitcoin üzerinde siz kendi kripto paranızı üretemiyorsunuz. Ama bu sürdürülebilir değil. Çünkü internetin dili şudur. Yani insanların hepsi site açmak istediğinde hepsi gidip sıfırdan site kodlamaz. Bir tane hamur vardır, o hamur üzerine. Örneğin WordPress, diğer içerik yönetim sistemleri. Hamur üzerine inşa edilir işler. Dolayısıyla bunu da gören, internetin dilinden iyi anlayan Vitalik Buterin ve Gavin Wood Ethereum'u kurguluyor. 2014'te kurgulamaya başladıklarında yeni modern dünya bloğunda Gavin Wood zaten birkaç yazı yazıp Web3 diye bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu, Edward Snowden olayından sonra bunu da Ethereum teknolojisiyle yapabileceklerini söylüyor. Daha sonra Ethereum teknolojisi çıkıyor ve insanlar bunun üzerinde çok basit bir şekilde kendi kripto paralarını üretebiliyor. Bu birçok tabii sahtekarın da önünü açıyor. Bir sürü dolandırıcılık da yaşanıyor. Ama araba hızlanıyor. Araba hızlanınca kaza da çok oluyor tabii. Bizim için önemli olan şey şu, bu atölyede. Burada önemli bir sorun GES dediğimiz maliyetler. Yani deniliyor ki, Gavin Wood diyor ki ben dünyanın süper bilgisayarını yapacağım. Bu süper bilgisayarı sen kullanacaksın. Kendi düğümünü kullanmana gerek yok. İşte Buğra Coin diye bir coin yapacaksan yapacaksın, tamam. Ama buradaki Buğra Coin için transferler yaparken Ethereum, ya Ether daha doğrusu Ether şeklinde ödeme yapacaksın. Yani sen bu süper makineyi kullanıyorsan buna biraz benzin koyman lazım. O benzinle bu gidecek diyor. Ve gas maliyetleri Ethereum'un fiyatındaki büyük artışla beraber çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yani mesela bir transfer için 15 dolar, 20 dolar ödemeniz gerekebiliyor. Daha da fazla, çok uçuk şeyler olduğu da oluyor. Burada da topa Polkadot giriyor. Ethereum'un kurucusu varından Gavin Wood 2017'de Ibiza'daydı yanılmıyorsam. Diyor ki biz oturduk Vitalik'le falan konuşurken şey dedik yani. Ethereum 2.0'a nasıl geçeceğiz? Bunu konuşmaya başladık. Hatta Ethereum'un kuruluşundan önce bile Ethereum 2.0 yani Proof of Stake'i konuştuklarını söylüyorlar. Ama bir türlü geçemiyor. Ethereum artık büyük bir dev ama hareket etmekte zorlanan bir dev. Gavin Wood Ethereum'dan ayrılıp Polkadot'u kuruyor ve Polkadot'ta Rust dilinin Substrate isimli bir framework'ünü geliştiriyor. Bunlar size teknik gelebilir, takılmayın. Yani yeni bir teknoloji geliştiriyor. Daha çabuk güncellenebilir, işlem ücretlerinin daha az olması için çeşitli yapılar kullandığı Polkadot'u geliştiriyor. Peki Polkadot da şurada, tamam. Polkadot'u geliştiriyor. Biz burada Moonbeam atölyesi yapıyoruz. Moonbeam ne alaka? Moonbeam de Polkadot üzerindeki küçük böyle zincirlerden bir tanesi. Ve üzerinde akıllı kontrat oluşturabildiğiniz zincir. Yani biz atölyeyi Ethereum'da yapmıyoruz. Çünkü gaz maliyetleri çok yüksek, sürdürülebilir değil. Ama biz atölyemizi Moonbeam'de yapıyoruz. Çünkü Ethereum'un neredeyse birebir aynısı ama gaz maliyetlerimiz düşük. Yeni bir teknoloji. Farklı artıları da var. Onlara biraz gireriz. Peki bir tane zincirlerden biri dedim. Diğerleri ne? Şimdi şu gördüğünüz Polkadot'un mekanizması. Buradaki her zincirdeki her parça bir blok zincirdir. Mesela bu Moonbeam'dir akıllı kontratlar için. Bu Akala'dır DeFi için. Bu nedir? Bitforest'tir. İşte buradaki başka bir blok zincirdir. Engine vardır falan filan. Bunların hepsi açık artırmalarla kazanır. Şurada el kaldırmaları görüyorsunuz. İnsanlar el kaldırır. Ben Moonbeam'i destekliyorum. Ben şunu destekliyorum. Bunun karşılığında DOT vereceğim. Moonbeam alacağım şeklinde bir akış var. Orası bizim işimiz değil. Finansal akış. Ama özetle burada zincirlerden bir tanesi Moonbeam. Bunun güzelliğine hepsi yazılımsal olarak aynı altyapıyı kullandığı için sizin bu Moonbeam'de ürettiğiniz token belki bir önümüzdeki süreç içerisinde aylar, yıllara kalmadan buradaki
İşte Remark'ın Metaverse'ünde kullanılabilir. Kilt'in merkeziyetsiz kimlik uygulamasında kullanılabilir. Akala'nın finans uygulamalarında kullanılabilir. Şuradaki mekanizma bu Ethereum'a göre üstünlüğü Polkadot'un buradaki yazılımsal olarak birbirine bağlı blok zincirlerle transfer sürelerinin çok hızlı, çok yüksek sayılara çıkması, transfer sayılarının transfer sürelerinde düşmesi. Burada da test edeceğiz. Bir işlemimiz yaklaşık 12 saniye, 13 saniye sürmesi lazım. Biz burada Solidity ve Remix'i kullanacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Ethereum her ne kadar gaz ücretleri yüksek olsa da yaklaşık yanılmıyorsam 165 milyon dolarlık bir şeyi var. Ekosistemi var. Şöyle ekosistem dediğim yani oradaki varlıklar değil. İşte Ethereum üzerindeki geliştirme araçları ile ilgili bir ekosistem. İşte Solidity dili zaten Gavin Wood yazıyor. Solidity dili, Remix var. İşte bunun gibi Truffle falan bir sürü şey var. Biz burada Solidity ve Remix'e gireceğiz. Bir yazılım dili Solidity. Bizim uygulamamızı yaptığımız yazılım dili Solidity. Remix'te bu uygulamayı yaptıktan sonra bilgisayarımıza bir şey kurmadan blok zincire yüklememiz için bir araç. Bakın her şey nasıl kolaylaştırılmış. İlk olarak Ethereum bir şey kolaylaştırmış. Varlık üretimini kolaylaştırmış. Sonra Gavin Wood Solidity'yi yazmış. Daha kolay, makine seviyesine yakın bir şey üretmenizi sağlayan üst seviye bir program dili. Yani bytecode üretiyor. Siz orada yazıyorsunuz. O blok zincire uygun hale getiriyor. Bir de demiş ki bunu da bilgisayarına kurmana gerek yok. Online Remix diye bir platformdan bunu yapabiliriz. Her şey kolaylaştırılmış. Burada biz MetaMask diye bir şey kullanacağız. MetaMask'ı ben derste hepinize kurdurmuştum. Şöyle bir Google Chrome eklentisi. Burada cüzdanımızın adresini kaybetmiyorduk. Bunu unutmayacağız. 12 kelimeyi. Ve MetaMask'ı kurduktan sonra da şuradan gelip A ekleyin deyip Moonbeam A'nı ekleyeceğiz. Ben ekledim. Moonbeam'i ekleyince Moonbeam, Moonriver, Moonbase Alpha, Moonbeam Developer hepsi gelir zaten. Geçelim. MetaMask'ı kuracağız. Peki burada az önce söylediklerim ne? Moonbeam, Moonriver, R'ye çıkmış. Moonbase Alpha ve Moonbeam Dev. Şimdi Moonbeam ana ağımız. Moonriver Polkadot'a karşılık gelen Kusama diye farklı bir ağ var. Oradaki bir şey apayrı bir şey. Şu an girmiyoruz. Moonriver apayrı. Bir, şu ikisi de test ağları. Şimdi arkadaşlar burada yaptığınız her şeye para harcıyorsunuz ya. Test ağları gerekiyor. Ethereum'un da var, Algorand'ın da var, hepsinin var. Test ağlarında çalışıyoruz. Üretimimiz sorunsuz gerçekleşirse ana ağa geçiyoruz. Çünkü ana ağda her şey maliyetli. Bu ikisi de bizim test ağımız. Biz Moonbase Alpha'da çalışacağız. Şimdi test ağlarında peki tamam test ağları güzel. Burada para nereden gelecek? Bunun farklı mekanizmaları var. Musluk dedikleri şey var. Fuzet. Orada şey yapıyoruz. Mesela bir blok zincir diyor ki bana bir tweet at. Şurayı mentionlayarak tweet at. Ben sana göndereyim. Birisi diyor ki Discord'dan yaz. Biri diyor Telegram'dan yaz. Bizim Moonbase Alpha'da Discord'dan alacağız. Az sonra göstereceğim. 5 tane jeton alacağız, onu kullanacağız. Open Zeppelin diye bir şey var. Şimdi akıllı kontrat yazacağız ama biz onu da kolaylaştırmak istiyoruz. Yani onu da hazır yapmak istiyoruz. Kolaylaştırma. Open Zeppelin'in Wizard diye bir sihirbazı var. Böyle seçiyorsunuz. Adı şu olsun, sembolü bu olsun, şu kadar üretilsin, şu özelliklere sahip olsun falan filan. Ondan sonra siz burada 30 saniye içerisinde kripto paranızı üretiyorsunuz. Siz burada şey seçiyorsunuz. Bu ERC20 mi olacak? ERC721 mi ya? NFT mi olacak? Yoksa değiştirilebilir bir varlık mı olacak? Ne kadar üretilecek? Kazılabilir özelliği, yakılabilir özelliği, güncellenebilir mi? Bunları seçiyorsunuz. Akışımıza tekrar bakalım. İlk önce MetaMask eklentisini ekliyoruz ve kuruyoruz ve Moonbeam ağını ekliyoruz. Moonbeam ağını eklerken yaptığımız şey MetaMask'a tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Alfa. Burada Ethereum yazıyor sizde. A ekleyin diyoruz. Böyle bir şey açılıyor. Burada işte rpc.moonbeam.network gibi bir şey. Bu tabi A değil. Hemen onu da göstereyim. RPC diyelim. Bakın RPC ayarları dokümantasyonunda var. Diğer blok zincirlerde de bu vardır. Biz niye Moonbeam'de çalışıyoruz? Çünkü benim düşüncem şu anda en uygulanabilir. Ucuz ve hızlı teknoloji. Bakın girdiğimizde zaten burada size söyler. Şuralarda bir yerde. Evet. Bakın diyor ki girin şunları yazın. Bakın ekliyorum. Moonbeam diyorum. Adı. RPC adresim bu diyorum. Bu eklemiyor ama siz de ekleyecek. Şuna 1284 diyorum. Zincir kimliği.
MetaMask'a kayıtlı her zincirin bir numarası var. Bu da jeton. İsterseniz yazmayın, isterseniz yazın. GLMR bunun kendi jetonu. Bunu da yazmayabilirsiniz. Normalde kaydet geliyor. Yani normalde şöyle oluyor. Bak böyle kaydedebiliyorsunuz. Kaydettikten sonra artık MetaMask'ta eklentimiz şey cüzdanımızda burada main Ethereum'un anında diğerleri çıkıyor. Oradan Moonbase Alpha'ya geliyoruz. Bakın Alpha'ya geldik. Gelelim ikinci adımımıza. Alpha'ya geldik. Sonra Discord kanalına girerek test jetonlarımızı istiyoruz. Moonbeam'in sitesine giriyorsunuz. Şurada Discord var. Bakın Discord'a tıklıyorsunuz. Ben şu an içerideyim zaten Discord'da. Siz sadece onaylıyorsunuz katılımı. Şuraya katılmaya davet etti. Kabul et. Discord'a girdik. Karmaşık görünebilir. Takılmayın. Şuraya gelin. Fast yazın. Moonbeam Faucet. Evet girdik. Şimdi bakın burada insanlar zaten jeton istiyorlar sürekli. Biz de isteyeceğiz. Ne gerekiyor? Şuraya tıklıyoruz MetaMask'a. Şunu kopyalıyoruz. Cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Ne diyorum? Bakın. Ünlem, faucet, send, bu. Bana gönder diyorum. Bakın. Bot zaten otomatik cevap veriyor. İki ihtimal var. Ya diyor ki daha yeni sana gönderdim. Ya da diyor ki tamam gönderiyorum diyor. Cevap veriyor. Bizim burada başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Onu beklerken. Zaten jetonumuz var. Şöyle 5 tane gönderdi geçen bana. Jetonumuz var da yine de yazdık. Bilmemiz gereken burada bakın Moonbeam Ağ var. Moonbeam Ağ'ında da çalışabiliyorsunuz. Burada da ben kendi tokenlarımı oluşturuyorum burada. Alfa'ya dönelim. Şimdi bakın geldi. Az önce 4.9'du 9.9 oldu. Bakın diyor ki tamam gönderdim. Güzel. Üçüncü adımımız ne? 5 jetonumuzu gördük. Bunu da geçtik. Open Zeppelin'i açıyoruz. Kontratımızı oluşturuyoruz. Bakın buna da şunu yazıyoruz. Wizard.openzeppelin.com. Girdik. Şimdi bizim ders jetonumuzun adı NFT dersi olsun. Sembolü de NFT olsun. Ve biz bundan şu kadar üretelim. Tamam. Bunun daha sonra da üretilebilir olmasını istiyorsak mintable yapıyoruz. Daha sonra yakılabilir olmasın. Niye yakarsın? İşte fiyatı artırmak için falan o senaryolarda. Yakılabilir olması, durdurulabilir olması bu kontratın gibi özellikler var. Güncellenebilir olması. Bunları istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şu an bunları seçtim. Yeter. Open in Remix diyoruz. Bakın. İnşallah sesi kaydediyordur. İkinde yarısında fark ettim sesi kaydetmediğini. Ubuntu bazen takılıyor. Evet geldi. Süper. Bakın compile diyor. Otomatik compile yapıyor şu anda. Hiç dokunmuyorum. Şurada da dikkat ederseniz şey dönüyor. Bir yuvarlak. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey genelde sıkıntı olan şuradaki versiyondur. 0.8.0.4 var ya. Burayla 0.7 aynı olursa iyi olur. Bakın 7 yapalım. Compile diyelim. Donmazsa. Süper. Şimdi bunu yaptı. Bunu IPFS'ye yükleyebiliriz. Yani dağıtık bir dosya sistemine. Ona girmiyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Bakın burada diyor ki sen bunu kendi makinanda mı çalıştıracaksın? Web'de mi? Biz buradan Injected Web 3 diyoruz. Bakın Injected Web 3 deyince 1287'ye bağlandı. 1287 dediği bizim bu Moonbase Alpha'nın şey, Chain ID'si. Otomatik eklendi Moonbeam ile beraber. Buraya bağlandı. Süper. Biz kontratımızı şuradan seçelim. Hangisiydi? NFT derse bunu unutmayın. Sonra deploy diyoruz. Deploy ne demek? Ağa yay demek. Şimdi diyor ki ben bunu ağa yayacağım ama bunun bir maliyeti var. İşte şu kadar geliştirici jetonu istiyor. Tamam onayla. Şimdi yapacağız bir de transfer edeceğiz. Tamam mı? Şöyle bakın. Kontratımızı derledik. Moonbase Alpha'na yaydık. Blok zincirimiz üzerinden token'un üretildiğini kontrol ettik. Hadi kontrol edelim. Bekliyoruz. Vivo Enter Scan diyor bize. Evet. Bakın. Burada da Brave bana bir uyarı veriyor. Size de Google Chrome verir muhtemelen.
Bakın diyor ki ürettik. Jetonumuzun adını NFT dersini görüyor musunuz? Evet, 1000 adet NFT. Gördünüz mü? NFT diye bir şey. Tıklayalım. Bakın NFT dersi diye bir jeton. Toplam 1 milyon tane var. Hiç tutan tek bir cüzdan olması lazım. O da ben. Evet. Tamam. Peki benim MetaMask'ımda bu NFT dersi gözüküyor mu? Gözükmüyor. Neden? Çünkü şöyle, bunu posta kutusu gibi düşünün arkadaşlar. Herkes sizin posta kutunuza bir şey atabilir. Bunlar otomatik olarak burada çıkarsa ne olur? Burası çok ağır. Sizin içeri atmanız lazım. Tokenleri içeri aktar. Tamam, aktarayım ama neyi aktaracağım? Şuradan sözleşme adresini seçiyoruz. Bir daha tıklayalım. Bakın içe aktar. Bak otomatik NFT'yi gördü. Özel jeton. Diyor ki zaten sende bundan 1 milyon tane var. İçe aktar dedik. Bitti. Güzel. Artık tokenımızı ürettik ve tokenımız test anında yayında. Peki ben bunu bir cüzdandan diğerine gönderebilir miyim? Şimdi benim cüzdan adresim neydi? Şöyle bunları da okuyoruz. Hepsini aklımızda tutamayız zaten de. Başıyla sonuna bakıyoruz. Bakın 0x1fa ile başlıyor. FF ile bitiyor. Biz bunu bir değiştirelim. Şuradan gelelim. Başka bir cüzdan adresi yapalım. Bir tane cüzdan adresi. Bakın bu başka bir cüzdan adresi. Bunu kopyaladım, tamam mı? Tekrar kendi cüzdanımıza dönelim. Covalent'e. Sonra diyelim ki ben bu 1000 tane NFT'yi göndereceğim. Tamam. Nereye göndereceğim? Şu adrese göndereceğim. Çok güzel. Kaç tane? 1000 tane göndereceğim. Tabii bunun içinde bir geliştirici jetonu harcıyoruz. Bunlar normal ağda işte Ethereum olur, Glimmer olur, neyse Polygon olur. Burada geliştirici jetonu harcıyoruz. Onayla dedik. Hemen blok zincirimizden takip edelim işlemi. Bakalım bir hareket var mı? Şu anda yok. Buradaki jetonumuzda bir azalma var mı? Yok. Bakın diyor ki bekliyor. Bekleyelim. İşte buradaki süre var ya çok önemli. Çünkü peynir aldığınızı düşünün. Tuttunuz veya otobüse bindiğinizi düşünün. O teknolojiye entegre etmemiz için. Kaç saniye geçti? Şu anda 10 saniyeden fazla geçti. Hızlandırabiliriz. Nasıl hızlandırırız? Bakın geldi. Hızlandırabiliriz. Nasıl hızlandırırız? İşte daha çok jeton harcayıp kendi işleminizi öne atabilirsiniz. Bu da hepsinde var Ethereum'da falan. Bakın 1000 tane transfer ettik. Artık onaylandı. Yaklaşık 20-30 saniye sürdü galiba. 30 saniye çok iyi değil. Bu şu anda yavaş oldu. Belki geliştirici anlamdır. Tamam. Şimdi bizim jetonumuzun azalmış olması. Azaldı mı? Azaldı. Ama asıl hikaye ne? Diğer cüzdanda onun gelmiş olması lazım. Biz hangisiydi? Account 1'di değil mi? Bakın burada bir şey yok. Çünkü içe aktarmadık sözleşmeyi. Sözleşmeyi içe aktaracağız. Şimdi sözleşmemizin adresi neydi? Buradan buraya gitmiş. NFT dersi. Sözleşmemizin adresi şu. Hemen aktaralım. Aktarırsak jetonlarımız burada gözükecek. Bakın 1000 tane jetonumuz gözüküyor. Buradan da isterseniz borsaya atarsınız. Borsada listeleniyorsa. Dolayısıyla biz burada kendi jetonumuzu oluşturmuş olduk. Artık jetonu tutan kaç kişi var? 2 kişi var. Biri %99'una sahip jetonların, biri %0.1'ine sahip. Sizden istediğim şey, bunu böyle ben hızlı anlattım ama yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Birkaç kere de izleyebilirsiniz. Kendi jetonunuzu üretmek ve kontrat adresini ders sonunda bana şu kontrat adresini Google Drive formuna girmek. Umarım sorunsuz yaparsınız.